uyum ve barış içerisinde bir arada yaşamışlardır. Bu tarihi mirası aktarılarak Türk toplumunun kalplerine ve Türk kültürüne sinmiştir. Türkiye, Kapadokya gibi eşsiz yerlere de ev sahipliği yapmaktadır. Doğa ile kültürün birleştiği ve eşsiz bir yer olan Kapadokya'yı en güzel ise gün batımında bir balon yolculuğuyla tecrübe ediyorsunuz. Kültür söz konusu olduğunda binlerce yıllık geçmişe sahip olan ve farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Türkiye'nin her yerinde Roma, Bizans ve Osmanlı mirasını görebilirsiniz. İslam medeniyetinin en tarihi ve ikonik şehirlerinden biri olan İstanbul, dünyaca ünlü sayısız yapıya ve esere ev sahipliği yapıyor. İki kıta üzerine kurulu tek şehir olan İstanbul, binlerce yıllık tarihi boyunca barındırdığı kültürlerin, eserlerin yanı sıra boğaza, modern yapılara ve inanılmaz lezzetleri barındırıyor. Ünlü şair ve filozof Mevlana Rumi'nin şehri olan Konya, manevi bir merkez olarak her yıl yüz binlerce kişiyi ağırlıyor. Osmanlı'nın eski başkentlerinden Bursa, erken dönem Osmanlı kültürünün ve mimarisinin en güzel örneklerine ve tuhaf güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Sümele Manastırı'nın olduğu Trabzon ili ve Meryem Ana Kilisesi'nin bulunduğu İzmir'i her yıl milyonlarca turist ziyaret ediyor. Turkuaz suları ve altın rengi sahilleriyle Antalya ve Akdeniz kıyısı denizin güzellikleriyle tarihi ve golf sahalarını bir araya getiriyor. Antalya dünyanın en ünlü oyuncularını ağırlayan turnuvalara ev sahipliği yapıyor. Önümüzdeki aylarda Seul'de elemeleri düzenlenecek ve uzun yıllardır düzenlediğimiz World Golf Golf Club turnuvasının finali de Aralık ayında Antalya'da oynanacak. Aranızda golfe ilgi duyan kişiler detaylı için buradaki yetkili arkadaşlarımızla iletişime geçebilirler. Bu akşam düzenleyeceğimiz yarışmayla şanslı misafirlerimize bu güzel şehirleri Türk Hava Yolları ağımızda deneyimleme imkanını sunacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Bireysel bir davranış modelini, toplumsal bir davranış modelini
almaya başladığını. Aslında bu süreç insanın bugünkü dünyada, bütün dünyada hakim olan düzenin temelleri atıldığı zamanı ifade ediyor. Biz bu yeni sürece yerleşik yaşam dediğimizde bütün dünyada bu kitaplarında okutulduğu gibi ilk akla gelen şey tarımın başlaması. Yani bitkilerin tarım alması ve hayvanların evcilleştirilmesi. Az önce söylediklerim ilave olarak bugün bütün dünyada 2 milyon kilometre karede tahıl tarımını yapacağını düşündüğümüzde tahılın tarıma alındığı coğrafya, ilk tarıma alındığı yer bütün dünya kitaplarında ifade ediyor. Yine bugün bütün dünyada 1,5 milyar sığır tüketiliyor ve bu bağlamda düşündüğümüzde sığırın ilk evcilleştirici coğrafyanın Anadolu olması, Anadolu'yu yine dünyanın üzerinde farklı bir yere koymak için sanırım yeterli bir ama bu süreç sadece bitkilerin evcilleştirilmesi, hayvanların evcilleştirilmesi ya da bitkilerin tarım alınmasıyla sınırlı. Yine bu süreçte yeni teknolojiler oluyor. Büyük köyler kuruluyor ve büyük köylerde çok sayıda insan bir arada yaşamaya başlıyor. Ve büyük kalabalıkların bir arada yaşaması da aynı bir beraberinde yeni bir sosyal düzeni, iş bölümünü, yeni bir ekonomi anlayışını, yeni uzmanlıkları da beraber ediyor. Ve bu da zaman içerisinde baştan Anadolu olmak üzere yakın doğudan bütün dünyaya yayılan bir modeli de ifade ettiğini söyleyebiliriz. Bunların içerisinde birkaç tanesini öne çıkarmak gerekirse, insan barınaklarda yaşarken ilk kez bugün hepimizin hayatının biricik yeri olan konutları yapmış başlıyor. Yani ev kavramı ilk kez bu dönemde ortaya çıkıyor ve biz bunun en eski örneklerini Anadolu ve Yakınlığı'dan görüyoruz. Ev bu dönemde insanlar için kutsal olduğunu gösteren de çok sayıda kuruntuyla karşılaşıyoruz. Sözünü ettiğimiz coğrafya Akdeniz kıyılarından başlayıp Toros dağlarını takip edip Zagros'lardan Laskı Körfezi'ne dönen ve bereket kıyıları olarak adlandırdığımız bölgeyi bugün bütün dünyada yaklaşık olarak M.Ö. 10.500'lerin tarihinde en eski köylerin bu coğrafyanın içerisinde olduğunu görüyoruz. Ve bunların içerisinde bir bölgede en yoğun olarak araştırılmış yerlerinde Güneydoğu Anadolu'da başta Şanlıurfa olmak üzere Diyarbakır, Siirt gibi bölgelerde kazısı yapılmış yerlerde biliyoruz. Ama bugüne kadar az önce söylediğim gibi yerleşiklik, tarım ve hayvancılık derken bu sözün ettiğimiz kazılarda elde ettiğimiz veriler ilk yerleşimde aslında hayvanları evcilleştirmediğini, tarıma henüz başlamadığını gösteriyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Bu kazılar sayesinde biz bugüne kadar yerleşikliğin nedenini tarım hayvancılık görürken aslında tarım hayvancılığı yerleşikliğin bir sonucu olduğunu anlıyoruz. Bu başka bir ifadeyle dünyada ilk köyleri kuran yerleşen insanların halen avcı toplayıcı bir yaşamı sürdürüyor.